Benim özüme serlevha yapacağım şeylerle minnallah çok alakalıydı. Size diyecektim ki, gönülleriniz Hazreti Muhammed Mustafa ile beraberse, duygularınız da ona ait güzel nakışları bir kaneviçe, bir dantela gibi işliyorsanız, 14 asır gibi uzun bir zamanın ne ehemmiyeti var? Mekke'de, Medine'de veya Türkiye'de bulunmanın ne ehemmiyeti var? Nakışlarınızın en mütenası, en muhtevalısı, ona ait hakaikin nakşedilmesi ise zaman engel teşkil etmeyecektir. Siz ona yakınlardan daha yakınsınız. Hatta gözlerinizi kapayınız benim gibi. Sizler ileriye doğru dursunuz. Bana öyle geliyor ki dizleriniz dizlerine temas edecektir. Çok yakınsınız. O da size çok yakın. Sizi çok yakın kabul etti. Sizi kendine çok yakın hissetti. On dört asırdan sonra siz mesafelere isyan eden bir nesil oldunuz. Allah aşkına baktığınıza düştüm. Mesafelere isyan eden bir nesil oldunuz. Aşın mesafeleri, aşın zamanı ve mekanı, aşın ve onunla bütünleşin. Kurtuluş oradadır. Kurtuluş onun altından gerdanlığına dizilmededir. Kurtuluş göçte size Muhammed'i dönmesindedir. Siz ahlak itibariyle Muhammed'isiniz. Siz aşk itibariyle Muhammed'isiniz. Siz gerçek arkadaş ve kardeş itibariyle Muhammed'isiniz. Mesafeleri aşacaksınız. Aşınca sadece karşımıza şu çıkacak. Bir kısım isim farklılıkları. İsim farklılıkları. Ben diyeceğim ki bu Ebu Bekir değil ama Ebu Bekir gibi. Ben diyeceğim ki Ömer'in boyu yok ama Ömer gibi. Bu Ali değil ama Haydi. Bu Osman değil ama bir kim. Mesafeyi aşacaksınız. Zamanı aşacaksınız. 14 asrı çekip arkanızda onun aslına götüreceksiniz. Ve farkına varmadan birdenbire nurlandığınızı hissedeceksiniz. Muhammed'i nurlarla nurlanacaksınız. Genciniz, ihtiyarınız, çocuğunuz, delikanlınız, kadınınız ve erkeğinizle nurlanacak. Bir yiğit vardı, gömdüler karşı bayrağı, arkadan da kefenimiz gömleğini soydular. Petrolüydü, cevherini de soydular. Aman kalkar deyip üzerine gözüler koydular. Bir yiğit vardı, gömdüler karşı bayrağı. Osmanlı ellerinin kutlu yamaçlarına gömdüler karşı bayrağı. Yiğidim, hele anlatıver olup biteni. Yiğidim, hele anlatıver olup biteni. Sen mahzun, istersen müsaade eder misiniz? Ben mahzun diyeceğim. Ben mahzun. Vatan mahzun, oturup beraber ağlayalım. Bir koca İslam dünyasının derdi için ağlayıp sinelerimizi dağlayalım. Yiğitim, hele anlatıver olup biteni. Ses ver yiğitim. Ses ver, yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hayalimle oynaşıyorum. Ses ver yiğitim. Ses ver, yoksa beni duymuyor musun?
yıllar var ki hayalimle oynaşıyorum. Bir gün geleceğim ümidini taşıyorum. Ses vereyim, yoksa ben her tarafta harabeler, baykuşlara bayram. Sen kadın için فَلَعَلَّ تَبَاخُعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ İnanmıyorlar diye kendini öldüreceksin neredeyse. Öldüreceksin. Burada bir tehdit vardı. Bir itap vardı. Allah'la onun arasında böyle bir itap olabilir. Aklın kurusun. Kur'an'ın ona itap ettiğini ben söyleyemem. Bana göre onda iltifat vardı. Allah ona diyordu ki, ey benim canım, Habibim, sevgilim, kendine bu kadar eziyet etme, sen tebliğ ile mükellefsin, inandırma Allah'a aitsin, inneke la tebbi, men ahmet, öyle şimdi Allah'a yettir, sen istediğini hidayet edemezsin. Kalpleri aşamazsın, o çizikleri çözemezsin, imanı duyuramazsın. Evet ya Rabbi, ben de 50 senelik aczimle bunun noktalandığını görüyorum. فَلَعَلَّكَ بَاحُونَ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ İnanmıyorlar diye ızdıraptan boğulacaksın. Hüzünden boğulacaksın. Ve Kehf suresinde şöyle diyor. فَلَعَلَّكَ بَاطِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا Neredeyse kendini intihar edeceksin. Esefinden, üzüntünden. Şu Kur'an ki nur-i şan indi. Şu Kur'an ki semanın dili. Şu Kur'an ki Allah'ın beyanı. Şu Kur'an ki ilahi bir sofra, şu Kur'an ki onların arasında, şu Kur'an ki onların arasında ama yetim. Yetim. Canım çıksın. Yetim. Bir dünya onun dilini bilmiyor. Ağlıyor bir dünya onun dilini bilmiyor. İslam cemaat öldü, o benim yiğidimdi, karşıma ile gördüler, Kur'an yetim. Ve 10 asır evvel, Sibriye kadıklar yuvarlanıp aşağıya sen evvel de benim mücrim elimden. Millet onu ne zaman bıraktı? Hadisin ifadesiyle Kur'an bir vadide, onlar bir vadide, canım çıksın Kur'an ne zaman garip kaldı? Onu bilemeyeceğim ama bir hezeyanla, bir çılgınlıkla 10 sene evvel o benim elimden fırlayı sizin sinelerde çarptı. Bir dalga kırana çarpmıştır inşallah. Ben de tarihsizliğe uyan, ben de hakaret gören, kurban olayım. Biz de destek bulmuştuk. Size akıldır. Uyan yiğidim uykudan. Bak bana sana ya. Yıllar oldu gideri. Uyan ölüm uykusundan uyan. Ve Kur'an sahipsin. Ve Kur'an sahipsin. Ve Kur'an yetim. Ve Kur'an tanınmıyor.